Sevgili seyircilerim merhaba, Sektöre Yön Verenler programından hepinize sevgiler, saygılar efendim. Bizler her şeyi merak ediyoruz, geleceği, dünü, geçmişi, yarın ne olacak, önümüzdeki yıllarda neler olacak, torunlarımız nasıl yaşayacak, bizler nasıl yaşayacağız, acaba çocuğum üniversiteyi kazanabilecek mi, kızım evlenecek mi, ne bileyim işte mutlu olacak mıyım, ben evlenecek miyim, sevgilimle aram nasıl, eşimle aram birazcık bozuk neler olacak, bunları hep merak ediyoruz. Merak ediyoruz ve bazen hissediyoruz. Aslında çoğu zaman hissediyoruz. Fakat böyle arkadaşlar arasında bir araya geldiğimizde oturup kahve içeriz. Hatta deriz ki efendim kahve bahane, aslında dostluk güzel, sohbet güzel. Kapatırız fincanlarımızı, bakarız. Buradan kuş haber var. Aman şurada telefon çıkmış. Güzel sözler duyacaksın. Çok para kazanacaksın gibi. Hep güzel şeyler söyleriz birbirimize. Ve hayat hep güzel olsun isteriz. Aslında bakın bir şey daha söyleyeceğim. Bizler ne söylersek o oluyor. Onun için hani şöyle bakarken güzel şeyleri söyleyin. Eğer görüyorsanız da olumsuz şeyler, hayat bu olacak elbette ki. Onları söylemeden geçin. Hatta iyiye yorun. Ben bunu denedim. İyiye yorduğunuz zaman olabilecek felaketlerin bile önüne geçebiliyorsunuz. Ancak tabii bazen bu kahve falları yetmiyor. İnsan bazen öyle bir durumda oluyor ki diyor ki ah bir öğrensem acaba kime gidebilirim? Şimdi bir konuğumuz var bizim. Sevgili medyum Atakan hocamız burada. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum efendim. Efendim size gelsek böyle söyler misiniz bize bak şöyle olmuş böyle olmuş da sonra şöyle böyle olacak diye. Memnuniyetle tabii ki öncelikle bir bakımdan geçmeniz gerekiyor. Yani bakım derken nasıl bir bakım bu? Arabayı da bakıma götürüyoruz. Biz arada bir gidiyoruz doktora gidiyoruz. Değil mi? Check-up falan yaptırıyoruz. Bu da sizin özel bakımınız. Özel bakım. Şöyle diyeyim, araba konusuna geldiniz. Diyelim ki arabanız arızalandı. Arabayı götürmeseniz sanayiciye. Tabii. Onu muayene etmese, kontrolden geçmese ne olur? Araba çürür gider gibi. Bizim meslekte de bakım mutlaka gerekiyor. Allah Allah. Yani hiçbir şey yokken de bir dakika arada bir Atakan hocam böyle gidip bakacak mıyız yani baktıracak mıyız bana bir bakar mısın ne var ne oluyor diye. Çünkü siz o zaman yol da gösteriyorsunuz öyle mi? Yol göstericiyim. Şöyle aynı zamanda kişisel yaşam uzmanıyım. Şimdi bizim meslekte dolayısıyla ledyum ve hava silmini bilen profesyonel bir medyum hoca illa bana gelin demiyorum. İyi bilen, resmi ruhsatlı, yeri, yurdu, mekanı, soyu belli olan bir hoca da bakım yapmanızı tavsiye ederim. Benim bakıma gelince müracaat edenler oluyor. Ettikten sonra ben özellikle bakım diyorum. Benim bakım su falı, yani fal, ben fal aslında demeyeyim. Falcı değilim. Evet. Falı da işin fala inanma, falsız kalma. Bayanlar arasında bir sohbet, bir eğlence amaçlı bakılıyor. Şimdi su deyince sudan bakıyorum ben. Sudan bakıyorum. Bir de özellikle durumu eğer çok kritik ise o anda hislerim beni yıldızlamaya götürüyor. Hmm. Yıldızlamadan gece onun menzil saatleri var. O zaman bakıyorum kişinin acaba negatif mi, pozitif mi? Tek tek kendisine izah ediyorum. Ettikten sonra Rabbim dert ya da sıkıntı vermişse mutlaka dermanını vermiştir. Dolayısıyla işlem gerekiyorsa kendisine sunuyorum. Eğer kabul ediyorsa işlem yapıyoruz. Hı hı. Malumunuz yer gök dualarladır. Dualarımızı okuyoruz. İşlemimizi yapıyoruz. Bu şekilde kendisi mutlu oluyor. Biz mutlu oluyoruz. Öyle durumlarla binlerce karşılaştım. Hayattan bitmiş. Yani hayattan yani hayatı bitmiş. Hayatı bitmiş, hayattan evet. Küsmüş, hiçbir şeyden zevk almıyor, hı-hı, mutlu olamıyor. Kendini evine kapatmış. İşte ben çok zor bu durumlar. Çok zor. Evet. Şimdi sizin negatif pozitif dediğiniz bunlar mı? Aslında negatifi ben de anlıyorum. Bakıyorum bir insan sürekli her şeye itiraz eden, devamlı, hı-hı, sorun yaratan insanlar bana göre negatifler. Evet. Kendini yoruyor, hem çevresi için yorucu oluyor. Pozitifse daha sıcak, evet, daha güler yüzlü, evet, insanlar. Ama sizin negatif dediğiniz başka bir şey mi ya da pozitif dediğiniz bunlardan, evet, farklı mı? Şimdi bakın dediniz ki hayata küsmüş.
Evet. Eve kapanmış, gitmiş. Evet. Bu da negatif bir şeyin etkisinde kalmış o zaman, evet, değil mi? Evet, 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 evet. Şimdi işte bakımın sebebi, yani bakım özellikle dediğim aydınlığa çıksın diye negatif, niçin, nerede, neden olmuş diye kendisine izah ediyorum, söylüyorum ve şok oluyor. Şok oluyor. Mesela negatif dediğim konulardan biri nazardır. Nazara inanmak lazım. Evet. Rabbim kem gözlerden bizleri korusun. Neden insanlar birbirine kem gözlerle bakıyorlar hocam? Ben kimseye kem gözle bakmıyorum. Siz pozitif bir insansınız. Ondan mı? Niye pozitif? Öyle mi yaratılmış? Yaratılış, ruh yapın öyle. Kendine değer veriyorsun. Kendini çok seviyorsun. Doğru, seviyorum. Yani. Seviyorsun. Bir insan kendini çok severse, kendine değer verirse hayattan kopmaz. Ama istemeyerek de diyelim ki bir kaynanası, evli kaynanası ilk günden başlamış gelininden şikayetçi oluyor. Sevmiyor, aslında etmiyor. Oğlunu sevmiyor. Oğlunu sevmiyor. Evet, tabii. Doğrusunuz. Vallahi bak buradan söylüyorum. Kayınvalideler, gelininizi sevmiyorsanız oğlunuzu sevmiyorsunuz. O zaman nedir ki yani hani kızcağız hırsız değilse, uğursuz değilse, değil mi? Kötü yolda değilse. Evet. Enesini sevmiyorsun sen bunun yani. Evet. Oğlunu sevmiş artık işte. Evet. Ne yapıyor ona kayınvalide? O gidiyor çeşitli bu tür şeylere ben şiddetle karşıyım. Büyücülere. Gidiyor cinci. Büyücülere, yapanın da yaptıranın da malumunuz. Yatacak yeri yok. Yatacak yeri yok. Doğru, ki, doğru söylüyorsunuz. Gidiyor, hem parasını veriyor. Hem kendisini maneviyet olarak yakıyor. Bunun farkında değil. Evet. Ondan sonra ne oluyor? Zavallı, hiçbir suçu günahı olmadan dolayısıyla negatif konumlara düşüyor. Ömür boyu işkence çekiyor. Ya. Bunun akabinde büyünün dışında oraya sonra geleyim. Yani büyü var mı gerçekten hocam? Büyüye inanmak lazım. Evet. Var. Çünkü kitaplarda yazıyor. Yaşanan şey Allah'a emanet Seyyidina Muhammed Peygamber Efendimiz'e zamanında bir sihir, zamanında yapılan bir sihir hafıza kaybına böyle belirtileri başlamış. Bir yıl sonra mı 6 ay civarında bulunduktan sonra Hazreti Ali ile birlikte imha edilmiştir. Yahudiler yapmıştır. Ya onu bulmuşlar mıdır? Bulmuşlar. Bulduktan sonra imha edildikten sonra kendisine gelmiş. Biz kul olarak kimiz ki? Doğru. Demek ki vardır. Evet. Yani kitaplar yazıyorsa vardır. Yaşanılmıştır. Dolayısıyla yapanın da yaptıranın da yatacak yeri yoktur. Bu konularla ilgili gelenlere evet, özellikle hangi sorunla en çok geliyor? En çok bu konularla ilgili gelenler oluyor. Ben açık ve net olarak söylüyorum. Büyü yapmıyorum. Benim yaptığım işlemler rahmanidir. Büyü bozuyor musunuz? Büyüyü tabii ki de severek bozuyorum. Ustadlık alanlarından biri de büyü çözmedir. Artı bir ustadlık alanlarımın ikincisi ise evlilikle ilgili gelenler çok oluyor. Yani şöyle ki evli kişiler geliyor. Bu aldatma olayları, büyünün verdiği bu konularla ilgili ayrılanları birleştiriyorum. Şöyle yuva yıkanın yuvası olmazmış efendim. Değil mi? Olmazmış. Tabii. Onun için severek yapıyorum. Severek yaptıkça peki, kendimi daha çok seviyorum. Bravo. Çünkü birey olarak sadece kendi kendimize dua etmek yeterli değildir efendim. Önemli olan müminlerin duasını almak insanın son derece enerjilerini daha da efendim, yükseltiyor. Efendim birbirine büyü yaparak birini ayırmaya çalışmak. Evet, evet, evet. Birini işinden etmek. Evet. Yani bunların cezası yok mu bu dünyada? Bu dünyada onlar kendilerini aldatıyorlar. Kendilerini bence aldatıyorlar. Keyif alıyorlar. Ama alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Ebediyet vardır.
ebediyet vardır. Aslında bence bu dünyada da çıkıyor. Çıkar. Çıkar, şöyle çıkar. Kendisinden çıkmasa çocuğundan Allah çıkar. Olsun. Ya da kendisinden çıkar, vakti zamanı geldiği zaman her insana hayırlı ölüm nasip olmaz. Ya. Olmaz, olmaz. O inleyerek çok gördük. Siz de görmüşsünüz. Hastane, tıp, Rabbim doktorlarımızı başımızdan Amin. Eksik etmesin. Onlar bile müdahale edemiyorlar. Allah gönderiyorlar, intihar ediyor. Ama ölüm var sonuçta. Yani insanlar ölecekler. Ölecek. Şimdi siz az önce dediniz ki ben iyi saatte olsunlar diyorum onlara. Kimileri üç harfliler der. Kimiler, evet. Kimileri işte bir isim takarlar. Siz açık ve seçik olarak cinler diyorsunuz. Cinler diyorum efendim. Cinler arasında doktor olanlar da varmış. Evet efendim. Değil mi? Evet efendim. Ömürleri çok uzunmuş. Evet. Hatta bir hasta geldiği zaman bir hocaya belki doktorun erişemediği yerlere erişip de onları tedavi ediyorlarmış. Bunlar hakikaten olan şeyler. Olan şeyler efendim. Onlar da bir varlık. Zaten biz insan olarak birinci insan, insanlar, varlık olarak insanlarız. İkinci meleklerdir. Cinler üçüncü sıradadır. Yani biz insanlara nasıl var ise, evet. Meleklerimize nasıl inanıp bizi koruyorsa, haberdar ediyorsa, cinlerin de kendilerine göre görev habercileri vardır. Evet. Rahmani cinler var, şeytani cinler var. Genelde bayanlara musallat olur. Onlar bayanlara. Genelde bayan erkeklere de oluyor efendim. Neden bayanlara musallat olur? Onlar bayanlar özür diliyorum biraz ağır olacak. Çok özür diliyorum. Benim nazarımda bayanlar Rabbim bizleri başımızdan eksik etmesin. Ana. Bakın en temiz laf bu. Özür dilemeye gerek yok. Kadın demek ana demektir. Katılıyorum efendim. Bir evladı dünyaya getiren, onu sütüyle besleyen, evet. Onu hayata hazırlayan en büyük emekçidir. Evet. Ve evet. Baş tacıdır. Evet. Ana, cennet anaların ayağı altındadır. Evet, bundan sonra söyleyin artık. Kadınlarınıza. Çok teşekkür ediyorum. Güzel söylediniz. Gerçekten evet. Anadır. Katılıyorum fikirlerinize. İyi ki varsınız efendim. İyi ki varsınız. Siz de varsınız. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet, ama evet, evet. Allah. İyi ki varsınız ki sizler sayesinde, yoksa tek başına bir kadın yapabileceği bir şey yok elbette ki. Allah bir ana vermiş, bir baba vermiş evlatlar İlla. İçin. Ama hakikaten öyle. Yani kadınlarımızın kıymetini bilelim. Lazım. Cinlerde işte kadınlarımıza musallat oluyormuş. Neden? Evet. Allah başımızdan da eksik etmesin analarımızı. Evet. Eşlerimizi. Eşlerimizi. Evet. Efendim? Var mı eş? Var tabii. Çoluk çocuk maşallah. Evet. Evet. Kızlarınız var diye biliyorum. Evet. Sizin hep analar var zaten. Evet. Evet. Çok da mutluyum. Anne olacak maşallah. Çok mutluyum. İki tane kızım var. Onlarla gerçekten gurur duyuyorum. İyi ki varlar. Onlar özellikle eğitimlerine gerçekten özenle çalışıp dolayısıyla emeklerinin karşılığını İnşallah. Alıyorlar. İnşallah. Alıyorlar. Bu anlamda çok mutluyum ve ben kızlarımla özellikle arkadaşım. Yani bir baba değil, bir arkadaşım. Hatalar insanlara mahsustur. Hep söylemişimdir. Temeli öyle atmışımdır. Bir hatanız varsa bana arkadaş olarak gelip söyleyebilirsiniz. Sıkılmadan, Bravo. Etmeden Başka kime söyleyecekler zaten? İlk başta bana Değil söyleyin demişimdir. Önce size söyleyecekler. Sonra annenize söyleyin demişimdir. Evet. Efendim evet. Tabii şimdi bu iyileştirme meselesi benim hep ilgimi çekiyor. Yani iyileştirmek, evet. Bazen tıbbın bile mucize dediği bir takım şeyler oluyor. Evet. Ben bir hocaya gittim ve o bana bir dua okudu ve ondan sonra da iyileştim. Evet. Çünkü sağlık en önemli şey. İlla ki. Evet, bazen insanlar hakikaten işte ben onunla evleneyim, bununla gelsin bana dönsün falan filan ama en önemli şey sağlık. Tabii ki mutlu bir yuvada. Evet. Hiç mutlu bir yuva için bir adım dua okudunuz mu hocam? Tabii ki şöyle o konuyla ilgili çok gelenler oluyor. Dolayısıyla verdiğim dualar çok oluyor, okuyorlar, mutlu oluyorlar. Bir ailenin huzurlu, muhabbeti bol olması, olmazsa olmazlardan dört madde var aklımda onu söyleyebilirim. Evet. İlk etapta sevgi diyorum. İkincisi saygı. Evet.
Hep S ile başlıyor. Üçüncüsü sabır. Evet. Sabır insanın en yakın dostudur. Bunu bilmemiz lazım. Sabırla başlayan bir iş mutlaka sonucu verimli bir şekilde gitmiştir. Dördüncüsü ise sadakat diyorum. Sadakat. Bak hep S ile başlıyor. Evet. Bunları uygulayan aileler huzur, mutluluğu buldukları gibi o pozitif enerjiyle çevresindeki insanlara bile faydalı oluyorlar. Çünkü örnek aile oluyor. Doğru. Şimdi örnek. İse gençler sevgi. Sevgi. Güzel ama sonra peki saygıyı da hadi birazcık koyalım. Evet. Ama maalesef sabırsızlar. Olmamaları lazım. Sadece bakın sabırsızlar. Evet. Evet seviyorlar. Saygı da duyuyorlar tabii insan evet. olarak. Ben gözlemliyorum. Fakat beklemiyorlar. Evet. Hemen ha kaşın üstte gözüm var, gözün üstte kaşım var. Evet. Hadi bakalım. Maalesef. Bir dur. Evet. Şimdi bir söz var. Atalarımız demiş, atalarımız boş konuşmamış. Sabreden devriş muradına ermiş. Kızlar yapmayın. Yapmayın. Sabırlı olun. Ve sabrın yenemeyeceği hiçbir engel yoktur sabır. Sabır, şükür etmek çok önemli. Doğru. Bir de şükür. Şükür çok önemli. Peki o zaman bir soru soracağım. Ben de çok merak ediyorum. Hamdolsun mu daha iyi, şükür olsun mu daha iyi? Şöyle. İkisinin anlamı ne? İkisinin de olumlu yönde faydaları vardır. Hamdolsun ne demek? Hamdolsun Allah'ıma. Tamam. Özellikle Cenab-ı Allah beni bu şekilde yarattığı için, şu an nefes aldığım için. Tamam. Ve devamı olsun diyorlar. Hamd olsun dersek böyle evet. bir bilgi var doğru mu? Doğru inanıyorum. Şükür yeter, hamd etmekse daha ver demekmiş. Doğru, katılıyorum. Doğru. İkisini de birlikte kullanmalarında fayda var. Evet. Dua, duadır. Günübirlik kalktığımızda tavsiye edeceğim dualar var. Mesela? Özellikle ilk kalktığımızda ne yapıyoruz? Elimizi, yüzümüzü normal, doğal bir şekilde yıkıyoruz. Güne başlarken onu yıkamadan önce özellikle bir ayet-el kürsü, bir Fatiha surelerini okumak çok hoştur. Ve ondan sonra güne başlayıp bakımımızı yaptıktan sonra kahvaltı ve evden çıkarken özellikle altını çizerek diyorum bir tane ayet-el kürsü okumaları çok daha iyidir. Çünkü Bakare suresinden sonra en etkili sure ayet-el kürsüdür. 70 bin duaya bedelmiş. Yani 70 bin şöyle diyeyim ben size onu okursanız bir deprem anında bile komşularınız faydalanıyormuş. Hı hı. Yani kaza beladan korunuyorsunuz. Cinler vesaire gibi o evi gelme şansları kesinlikle yokmuş. Evet. Elhamdülillahillezi ehyana bade ve ilehün nüşür. Bunu bilir misiniz? Evet. Uyandığı zaman bana emanet ettiğin bu bedene beni yeniden kavuşturup evet. güne başlattım. Maşallah çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Ben bunu yaparım. Maşallah. Evet. Maşallah. Ama hakikaten Ayet-el Kürsi okunduğu zaman evet. yabancılar özellikle bir dönem yapılan bir araştırmada ayakların okuyan kişilerin ayaklarının hafif yerden yukarı doğru kalktığını görmüşler. Yerden kesildiğini görmüşler. Yani bu çok muazzam bir şey Ayet-el Kürsi. Bütün evet. dualar sihirli. Evet, 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 evet. Onun için bizi dinleyen izleyicilerimize biraz benim dualım, özür diliyorum. Türkçe'de sıkıntılarım biraz var Türkçe yok, hiç konuşmada. Affınıza sığınarak. Belki anlamayan olabilir. Haklarını helal etsinler. Helal olsun. Çünkü böyle geldik, böyle gideceğiz. Gayet zaten güzel. Yaşımızı başımıza aldık. Maşallah. Teşekkür ben ediyorum. Ben bir şey soracağım. Kadınlar mı size daha çok geliyor, erkekler mi? Genelde müşterilerimin şöyle desem daha da iyi anlarlar, daha da iyi olur diye düşünüyorum. %95'i bayanlar geliyor. Allah Allah. Tabii %90. O kadar çok yani. Evet, evet, evet. Ama o %5'te gelen erkekler daha çok bayanlardan daha meraklı. Öyle mi? Ve canı yürekten
işten samimi inanarak geliyorlar. Tabii sıkıntısı olmayan insan zaten bu konuda gelmez. Peki, daha çok iş için mi, aşk için mi geliyorlar ya da büyü bozmak için mi geliyorlar? Yaş ortalaması kaç? En çok gelenler aşk derken hepsi için geçerli. Evli olup tabii. Diyelim, kısa diyeyim. Tabii ben evli çiftler için de diyorum. Aşk derken yani o muhabbetin sürmesi, muhabbet diyelim ona. Aşk demeyelim mi evet. O zaman? Evet. Evli veya işte bir birlikte olan kişiler. Evet, ha. Evet. Şimdi şöyle geliyor mesela, eşi bunu aldatmış. Ya da hiyanetlik etmiş. Ya da dövüş, kavga her gün. Hmm. O tür şeyler yok. Alkolle alakalı sıkıntı yaşıyor. Sarhoş geliyor. Söylemek istemiyordum. Yani ismini bile getirmek istemiyorum. Söylemek zorunda kaldım. Evet. Yani evet. Maalesef kullanıyor. Evet. Bu anlamda eşi zavallı geliyor. Mutlu edemiyor işini. Ne konuştuğunu bilmiyor. Geliyor. Çok affedersiniz, biraz kaba olacak. Kafayı vurup yatıyor. Bir sohbet yok, bir şey yok, bir ilgi yok, istek yok, arzu yok. Artı bereket yok. Maddi yönden bir destek vermiyor. Kadıncağız kalmış iki dağın arasında. Atsan olmuyor, tutsan olmuyor. O konularla ilgili gelenler oluyor. Diğer genç kesim de rahmani bir şekilde evliliğe açılım istiyor. Ama çocuk gitmiş. Yok. He, geliyor. Cevap vermiyor. He. Efendim, bir sene çıkıyor. Ailesine de tanıştırmış. Eşi, dostu, ahbabı herkes duymuş. Adını koyacaklar bir nişan. Ya. Bir söz. Daha doğrusu evlilik. Adam bir kaybolup gidiyor. O gidiş. Hocam. Hocam işte bunlar rahmani işler olduğu için Allah'ın izniyle önce Allah'ımızdan istiyoruz. Sen misin giden? Onu severek yapıyorum. Tabii. Bu işleri severek yapıyorum. Çünkü bir bedel ödemiş. İnsanların umutlarıyla oynamak hoş bir şey değildir. Tabii. Şimdi o da gelmese ömür boyu onu içinden atamıyor. Bir de inat ediyor, haklı. Bir şey soracağım. Ve kara sevda tutturup devam edip gidiyor. Evet. Ama burada aklıma şu geldi. Şimdi mesela diyelim ki bir kızımız geldi veya olur ya, genç erkek de gelebilir canım. İlle kız mı yani? Tabii gelenler geldi oluyor. Geldi ve dedi ki vahşi çok üzülüyorum. Gitti gelmedi. Artık seni istemiyorum dedi. Siz de şöyle bir baktığınızda görüyorsunuz ki bu işte hayır yok. Çok güzel bir konuya değindiniz. Ne yapıyorsunuz? Çok güzel bir konuya değindiğin için sana minnetler ve teşekkür etmek istiyorum. Rica ederim. Şimdi ben bakım sonucu bakıyorum. İnsanların 3 günlük dünyada yaşıyoruz. İnsanların duygularıyla oynamak benim ne ahlakıma, ne ilmime, ne irfanıma yakışır. Yakışan olmaz. Dolayısıyla eğer kader noktasında bir ışık var ise, engel de çıkıyor. O engeller var ise, ben ışık görmüş isem, yüce yaradan da bana kapıyı açmışsa ben orantılı bir şekilde diyorum. Yeah. Diyorum ki kızım ya da evladım ya da kardeşim, bacım, böyle de konuşuyorum. Tabii. Kişinin yaş grubuna göre bunda %97 bir ışık gördüm. Şu işlemleri yaparsak sevgi bağı iletişimi, gideni geri getirme, bağlama adı altında bu işlemi yaparsak bu Rabbim bu ışığı gördük Allah'ın izniyle olur diye düşünüyorum. Ama yaptığım işlerde kesinlikle %100 ben bu işi yaparım. 3 günde getiririm, 10 günde getiririm, 21 günde getiririm. Kesinlikle söyleme yetkisine sahip değilim. Çünkü şirk olur. Ama meslektaşlarımı kötülemek istemiyorum. Asla kötülemek istemiyorum. Dolayısıyla sadece onlara şu sinyali göndermek istiyorum. Rabbim onları ıslah etsin. Rabbim onları ıslah etsin. İnsan bildiği işi yapmalı. Doğru. Yapmalı ki hem Allah tarafından sevilsin, hem kendi sevinsin, hem gelen kişileri mutlu etsin. Mutlu ettikçe, hayırlı dualar aldıkça
Rabbime şükürler olsun, bu sektörde yaşım 54, 6 yaşından başladı. Tabii. Ay, benimki başladı? Enteresan. O bir dakika dur ama o nasıl başladı şimdi öğreneceğim. Evet. Ben aslında şunu sormak istemiştim. Yani siz gördünüz ki bu evlilik olsa da mutsuzluk olacak. Sonunda ayrılacaklar. Evet. Onu söyler misiniz kişiye? Onu kesinlikle ben bunu getirmeyeyim yavrum sana. Şöyle diyorum. Der misiniz? Şöyle derim ben. Dolayısıyla dost doğru söyler. Her şey para pul değildir. Tabii. Dolayısıyla bir insanın, bir genç kızın ya da bir genç erkeğin duygularıyla oynamak hoş değildir. İnsanlık dışı diye. Söylersiniz yani. Dersiniz. Yüzeyi söylerim. Ben bunu sana, bak ayrılacaksın 5 sene sonra. Hala istiyor musun? Ben şöyle derim. Efendim, ben bundan ışık görmedim. Biraz mütevazi şekilde, sert demiyorum. Ben bundan ışık görmedim. Beni aşıyor, ilmimi aşıyor. Eğer bu konuya eğer ısrar ediyorsan, girersek ileriki zaman içerisinde çok büyük sıkıntılar yaşarsın. Zararın neresinden dönersek kar misali kendisine ince bir dille söylemeye özen gösteriyor. Dilede isteyenler var mı? Çok ısrar edenler var. Kesinlikle ve kesinlikle yapmıyorum. Aa, yapmıyorsunuz. Şey oluyor, ileride canı yanacak, zaten yanmış. Gelecek. Yapmam diyorsun. Yapmam, gelip evlenecek. 3 ay sonra evlenmeden önce 3 ay nişan takacak, nişanı geri atacak. Nişan olmamış. Siz aslında bence onun bahtını açın da karşısına güzel bir şey çıksın. Onu da uyguluyorum. Onu uyguluyorum. Kısmeti şöyle, kısmetle ilgili çalışmalarım var. Güzel. Özellikle ona jest olsun diye de ısrar ediyor ya. Ben diyorum ki size hayırlı her anlamda bir kısmetle ilgili bir işlem yapayım. Sadece bu değil, her konuda. İşte olsun, evet. Aşta olsun, çevrende sevilip sayılman, seni böyle şeytani insanlar değil de Rahmani insanlar arkadaş, dost bulsun, böyle hayatına devam et diye söylediklerim oluyor ve işlem de yapıyorum. Yardımcı oluyorum, o insanlardan da asla ücret almıyorum. Ben asla almıyorum. Asla almıyorum. Evet, evet, evet. Ben gençleri çok seviyorum. Hocam, çünkü benim de kızlar herkesi var. Herkesi seveceğim ya. Ha. Gençleri niye seviyorum? Ben özellikle herkesi seviyorum. Onlar daha yeni. Kızlarınız var ya onların. Aynen öyle. Bir de şöyle. Gelecek. Evet, şöyle bir durumum var. Ben şöyle kısa söyleyeyim ben size. Şimdi bende Hazreti Mevlana aşk. Hazreti Mevlana ya Celalettin Rumi'ye ben feyiz duyan bir hocayım. Medyumum. Dolayısıyla asla vası insan kalbi kırmam ben. İnsan kalbi kırmak belli, çok kolay. Belli. Onu tedavi etmek çok zor. Maşallah. Ama çok zor. Maşallah. Bunu samimiyetimle, beni tanıyorsunuz az çok. Tabii şimdi tanıyorum. Tanıştık. Maşallah. Siirt'ti zaten. Bitlis'teyim. Bitlis'ten 5 minare. Bitlis'te evet, 5 minare. Oralıyım. Aslını evet. İnkar eden. Aynen. Bizden değilmiş. Türkiye'liyiz hepimiz. Aynen öyle. Güzel, hepimiz buralıyız. Buralıyız. Dünyalıyız hocam ya. Efendim? Dünyalıyız. Dünyalıyız. Bizim için. Süpersin. Yok orası için. Yok burası benim olmaz. İçin. Olur mu şey? Olmaz. Dünyaya doğduk biz. Aynen. Ne bu savaşlar böyle? Bak neler oldu neler. Ben içimden ağlıyorum. İçimden ağlıyorum ya. Desem zaten gerçekten samimi söylüyorum. Belli ettirmemeye özen gösteririm. Ha. İçimden çok ağladığım günler oldu. Ağlamıştır. Evet. Evet. Televizyonu bu anlamda böyle haberleri dinlemiyorum. Seyretmiyorum. İşte. Türkiye ne olacak hocam? İyi olacak mı? Türkiye umudumuz o. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle. Şu terörist iyiye doğru. Kapıya gelecekler ya. Çok şey katledildi, çok şey yol alındı. Rabbim nasip ederse hiçbir güç bizi ayıramaz, bizi yıkamaz. Belirli bedeller ödedik. Bu ara mekanları cennet olsun. Dünkü Atatürk hava limanında yapılan o olayda ki vatandaşlarımız hem Türk hem yabancı uyruklu insanlara mekanları cennet olsun, toprakları bol olsun. Bir daha da o tür şeyleri ülkemizde yaşatmasın. Ülkemizde derken dünyada yaşatmasın. İnşallah. Biz biriz. Yani dünya hepimize yeterli. Doğru. Hepimize yeterli. Hocam peki 6 yaşında dediniz. Evet.
Evet. Nasıl oldu? Kısacık böyle iki cümleyle bizi anlatın. Ha, şöyle diyeyim bense. Ben Bitlisliyim. Malumunuz toprak evler. Biz köylü çocuklarıyız. Yazın böyle sıcaklarda dam deriz. Damda uyurken aile boyu seher vakti ezan okununca çok iyi hatırlıyorum. Kalktım yerimden böyle uyku sersemeye düştüm. Düşerken bir perde açıldı, beyaz perde. Açılınca üzerine düşmüşüm, bir vukuat yok. Yani hasar... Kendinizi kaybettiniz mi düşünce? Uyku sersemiyken düşmüşüm, düşüverdim. Beyaz perdenin üzerine düşmüşüm, orada ayıldım. Kalktım, geldim, tekrar yerimde uyudum. Zaman geçti, 10 yaş, 11 yaş mı desem yalan olmasa... Belki biraz şey olabilir, 10-11 yaşları desem doğru olur. Yazın, yaz aylarında genelde bizim yörede böyle komşular toplanır, semavarla çay içmeyi çok severler. Özellikle başta benim annem çok sever. Bu ara annem semavar en kötü böyle oturduğunda kırtlama içer, 30 bardak içer. Ay maşallah. İlginçtir. Ya, 30 bardak içer. Evet, 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 evet. Dolayısıyla gelen komşulara işte hanımefendi, teyze, şu teyze iyidir, şu teyze sıkıntılıdır diye bir şeyler söylerdim. Zaman geldi geçti, 17-18 yaşlarındayken böyle ismim bu şekilde iyiyi de biliyor, kötüyü de biliyor, yorumlar yapıyor diye ismim yayıldı. Güney ve Doğu Anadolu bölgesinde bir namım oldu işin açıkçası. Ne yapayım, ne diyeyim, soyum da zaten iyi maşallah. Ben asker sonucundan sonra İran, Irak, Mısır, Hindistan'da eğitimler gördüm. İhtiyaç duydum. Medreselerde gittim. Dersler aldım. Büyük zatların elini öptüm. Yani büyük hocalarına rica ettim. Ellerini öptüm. Dolayısıyla sektör malumunuz parasız her şeyin mutlaka bir bedeli vardır. Dolayısıyla ne yapayım, aileme de zaten söylemiştim, ben bu işi yapacağım, bana destek verdiler sağ olsunlar. Resmi ruhsatlı, devletime vergi vermek şartıyla resmi ruhsatlı yer açtım. Böyle hayatımıza devam ediyoruz. Güzel. Ondan sonra işi de ilerlettik. Evet, çok güzel. Başarılar evet. Diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz programımıza. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Özellikle bir şey söylemek istiyorum, kapatmak istiyorum. Bursinez TV ailesi olarak davetinizden dolayı ailece hepinize çok teşekkür ederim. Sohbetiniz gerçekten çok yani insanı pozitif derecede etkiliyor. İyi ki varsınız. Ben size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sevgili seyircilerim, bir programın daha sonuna geldik. Tekrar birlikte olacağız sizlerle. Hoşça kalın.